Spor gündeminde tekrar sizlerle birlikte izleyen futbol severler Levent Tüzemen ve Murat Özbostan'la birlikte sohbetimiz devam ediyor. Reklam arasındayken bir son dakika gelişmesi yaşandı ki dün de bundan bahsetmiştik spor kamuoyunun konuştuğu bir konuydu. Mesut Özil'le Fenerbahçe'nin yolları ayrılması artık an meselesi. Mesut Özil'in yeni durağı neresi olacak? Melipol Başakşehir olacak gibi gözüküyor. Bunun sebeplerini konuşacağız, değerlendireceğiz. E, Aspor muhabiri Furkan Yıldız'a da soracağız. Başakşehir cephesindeki durumlar nasıldır? E, son gelişmeler nasıl? Bu haberin detayları nelerdir? Furkan hazırsa, e, Furkan Yıldız henüz hazır değil konuşacağız kendisiyle çünkü Başakşehir cephesindeki o sıcak gelişmelere bakmak lazım. Şimdi bu haberin detayı nasıl? oluştu. Hemen izleyicilerimizle onu paylaşalım. Yaklaşık birkaç dakika önce Başakşehir Kulübü resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bir gün yollarımız Başakşehir'de kesişecek. Tırnak içerisinde bu cümle altında da Sayın Başkan'ın adı var. Göksel Gümüştağ. Peki bu cümle neyi anlam ifade ediyor? Ee, Sayın Başkan 2018 yılında Almanya'nın Bild gazetesine verdiği bir röportajı vardı. O röportajda Umarım Mesut'la yollarımız bir gün Başakşehir'de kesişir. Eğer biz de oynamak isterse onu transfer etmek için her şeyi yaparız açıklamasında bulunmuş. Paylaşım da gelince oradaki cümle 4 sene önceki açıklamaya atıfta bulunuldu. O paylaşımda şu anda Levent Tüzemen ekranlara geliyor. Bence çok ilginç ya. Göksel vizyonu vizyonuyla orantılı bu iş. Ya yani 4 yıla böyle bir tweet atıyor, konuşuyor yani. Bu yer alıyor biliyorsun. Hı, hı. 4 yıl sonra bu olay gerçekleşiyor. Demek ki o günler Mesut Özil ile ilgili bir takım hesapları varmış ya yani transfer anlamında. Gerçekten çok etkileyici. Abi Mesut Özil kim istemez? O o, o yıllara dönersek ya da Fenerbahçe imza attığı günlere dönersek herhalde Galatasaraylısı, Trabzonsporlusu, ne bileyim Beşiktaşlı taraftarı herkes Mesut Özil gelip bize imza atsın, bizim takımımızda oynasın. Biz de sıda gidip onu izleyelim diye hayaller kurmuştur. Zaten adamın e, oyuncunun e, Fenerbahçe'ye transfer sürecinde yani sadece Fenerbahçeliler değil belki, belki de değil sen ben işte diğer e, futbol severlerde yani Mesut Özil Türkiye'ye e, geliyor işte Fenerbahçe imza atacak. ne kadar güzel biz de e, Mesut Özil'i burada izleme imkanı bulacağız yani ligimizde izleme imkanı bulacağız diye e, herkes sevindi ama gelinen noktanın tabii ki bu ayrılık sürecinin böyle olacağını da hiç kimse hesaba katmamıştı. Yani Allah niye başka bunlar işte veriyor sabah şey ee... bizim e, kanal veriyor. az evvel verdi. E, Mesut'la ilgili yapılan şeyi. Evet. Değil mi? O hazırlanmış bir Ya bu, şey, burada burada vardı, enteresan verdi. burada burada bence üzerine durulması gereken nokta. Artık bir kere bu iş Fenerbahçe defteri kapandı. O gün ben üç gün önce burada ayrılık sürecini ifade ederken Başakşehir kelimesini de kullanmıştım. Şimdi artık Fenerbahçe defteri kapandı. Başakşehir'e iki yıllık imza atacak muhtemelen. Burada asıl şey olan işte bu kadar çok tepeye çıkartıyorsunuz bir oyuncuyu çıkması da hakkı zaten yani adam önemli bir adam. Ve onu o tepeden 20 katlı gökdelenin ya da o 100 katlı gökdelenin tepesinden aşağıya atıyorsunuz. Öl kardeşim. Yani bu bunun bir şeyi yok, bir ortası yok. Ee, bir e, bu işi yürütmenin bir şeyi yani götürmenin ya da bu bu iyi ilişkilerle bunu ayrılalım demenin de bir şeyi yok. Uzun vadede kim kaybeder? Onu söylemek Ve, lazım. Bu, bu bir yaradır sonuçta. Bu, bu kolay kolay. Bu yani, yani bugün işi, Ali Koç verdi karardan inşallah pişman Bugün Fenerbahçe'de yani. hazırlık maçlarındaki iyi sonuçlar tabii ki bir umuttur. Yeni hoca bir umuttur ama biz şunu da gördük. Sadece Fenerbahçe için değil diğer takımlar için de. Yani lig başlar, iki tane olumsuz sonuç alırsınız. İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in ismi gündeme gelir. Sayın Fatih Terim'in efendim Lig başlar, iki tane olumsuz sonuç alırsınız. Mesut'un ismi gündeme gelir. İsmail Kartal'ın ismi gündeme gelir. Yani bunlar olabilecek ihtimaller. Olabilir mi? Olabilir. Burada sonuçta önemli bir oyuncu, marka bir oyuncu hayallerime gel. Ne dedi biraz önceki tanıtımda? Evin oğlu dedi, değil mi? Ha varsa onu ayırdım evin, bilmiyorum. Evin ben sadece, e, oğlu cümlesi. Evin oğlu hazırsa ve Evin oğlu, arkadaşlarımız arkadaşlarımız Şimdi bu söylemin bu söylemin ayrılığı Evin oğlu sokakta kaldı oluyor bence. Ben öyle bakıyorum. Oluyor. E, tamam sokakta kaldı, Başakşehir'de transfer Sahip etti. çıktı. Sahip çıktı. Yani, bu kadar basit. Yani ben şöyle bir şey söylüyorum. Ee, burada bir aşçılama yaptı. Arkadaşların bir kısmı Beşiktaşlı, bir kısmı Galatasaraylı. Detayları diyor, alacağız Levent Düzenmen. Şimdi Aspor muhabiri Furkan Yıldız hattımızda. Çünkü Başakşehir'le ilgili detayları nasıl? Mesut Özil, Başakşehir birlikteliğindeki detaylar, sıcak gelişmeler nasıl? Ee, Furkan Yıldız detayları senden alalım. Birkaç dakika önce sosyal medyada yapılan paylaşım adım adım Mesut Özil Başakşehir'i gidiyor denebilecek kadar kuvvetli mi Erdem bittik. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Ee, aslında henüz resmi olarak Fenerbahçe Mesut Özil ayrılığı açıklanmasa da biz e, ko iplerin kopma noktasına geldiği andan itibaren Medipol Başakşehir'in Mesut Özil'i transfer etmek için çalışmalara başladığını belirtmiştik daha önceki yayınlarımızda da. Hem teknik direktör Emre Berezoğlu hem de Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ çok istediği bir transfer Mesut Özil transferi hikayesi olan bir paylaşım kulübün az önce yapmış olduğu paylaşımda Göksel Gümüşdağ 2018 yılında bir ifadesi paylaşıldı. Neydi o ifade? Alman Bild gazetesine yapmış olduğu açıklamada şu ifadeyi kullanıyor Göksel Gümüştah. Umarım Mesut'la yollarımız bir gün kesişir demişti. Bundan tam 4 yıl önce Göksel Gümüş'ten yapmış olduğu açıklama Mesut'la ilgili buydu. Fenerbahçe ile ilgili olarak henüz resmi olarak bir açıklama gelmedi. Mesut ve Fenerbahçe tarafı sözleşme fesi işlemlerin tamamlamasının ardından Mesut Özil artık resmi olarak Medipol Başakşehir'in sözleşmeyi imzalayacak. Taraflar cuma gününe kadar sözleşmenin imzalanması için çalışmalarını Prosedürlerin tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Burada tabii en önemli etkenlerden birisi şu oldu kuşkusuz. Mesut İstanbul'da kalmaya devam etmek istiyordu. İstanbul'da yaşamayı sürdürmek istiyordu ve Medipol Başakşehir bu anlamda Mesut için en ideal, en uygun seçeneklerden birisi oldu. Daha önce belirttiğim gibi hem Emre Belözoğlu hem Göksel Gümüşdağ Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ bu transferin olması için çok yoğun bir mesai harcadı ve Medipol Başakşehir ile Mesut prensip anlaşması da vardı. Çok kısa bir süre sonra da resmi olarak bir imza töreni ile beraber Mesut Başakşehir'e resmen katılacak. Furkan Yıldız çok teşekkürler aktardığın detaylar için. Tabi bundan sonra artık resmi açıklamaların gelmesini bekliyor olacağız. E yani sonuçta e, çok uzağa gitmeyelim. Jorge Lius'un imza gününde söylediği bir laf var. Ben yönetimle aynı fikirdeyim. Mesut'la yollarımız kesişmeyecek dedi. Demek ki sözleşme imzalarken Fenerbahçe Başkanı'yla Jorge Jesus, şu talimatı almış. Mesut Özül'le devam, devam etmeyeceğini açıkla hocam. Yani bu polemi konusu olmasın. Bu bizim kesin kararımız. Kırmızı çizgimize devam etmek istemez O yüzden açıklama yaptı. Mantıken Jorgelius bir gün ülkesine döndüğünde Mesut ilgili bir soru sorduğu zaman ben kendisinden faydalanmak isterdim ama yönetim kesin istemediği için böyle bir karar aldım derse o zaman kendi Antonio'ya yani etmiş olur. Başlamayı yapabilir. Çünkü Jorgelius gibi A-plus bir teknik direktör. Dünya aşağı kariyeri kendisinden daha güçlü olan bir oyuncuyu ...denemek istemez mi? Affedersin yani belki yarım saat oynatır... ...belki konuşur der ki bir 45 oynatacağım... ...sen oyun planları senin üzerine kuracağım... ...bu şekilde faydalanacağım der... ...akıllı adam der bunu yani normalde... ...ama öyle baskı altında kalmış ki... daha ...imzayı atmadan... ...Fenerbahçe Kulübü imzayı atmadan... ...ilk açıklaması böyle oldu... ...demiş yönetim öyle demiş... ...sakın demiş Mesut'la e, konuşacağım... ...anlaşacağım bir görüşme yapacağım deme... ...yolumuzu ayrıldık sen de yolumuzu ayrıldık... ...demelisin demiş ayrılmış... Şimdi Ali Bey'e bakıyorum. Elin oldu değil, evin oldu diyorsun. Evin oldu ne demek? Bizim canımız ciğerimiz demek bu oyuncu. Senin için Fenerbahçe için buraya gelmiş. Sen marka, büyük bir marka lafı. O cümlesini arkadaşlarımız hazırladı bu, demek. zaman. Ha, Dilerseniz ekranlara getirelim bakalım. En büyük arzumuz en kısa zamanda bildiğimiz Mesut'un Türkiye'de küçüklüğünden beri de aşık olduğu takımına ve yıllardır dönmek istediği ülkesinde bu hünallerini göstermesi. Mesut'la diğer büyük isimlerin arasında bir fark var. Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu. Mesut evine geldi, memleketine geldi, tuttu takıma geldi. Orada büyük bir fark görüyorum ve bu farkı da çok önemsiyorum. Mesut Özil geldiği zaman Sayın Başkan Ali Koç'un ne yaptığı diyor? açıklama. Diğer yıldız oyuncularla onlar elin oğlu. Mesut evin oğlu diyor. Ne demek? A plus noktasına koymuş Mesut Özil. Nasıl örgüsü koyduğu gibi. Eğer Mesut Özel A plus oyuncuysa bu ayrılık niye yaşanıyor? Neden bundan fikirlerinden veya şeyden faydalanmıyorsun? Çünkü bir deneyim Mesut ya. Mesut teknik direktörlerin konuşabileceği bir oyuncu. Bugün birçok tecrübeli oyuncudan fikirler almıştır. 96-2000 yılında Hacı'nın hiç mi düşüncesi olmamıştır Fatih Terim'le ilgili? Lüçesko ile ilgili konuşan Lüçesko bunlarla konuşmamış mıdır? Geçmişte akıllı olan teknik Zico falan Alex'e konuşmamış mıydı? Çünkü bütün dünyanın her yerinde budur. Helmut Schön dönemin en güçlü adamı Beckham Onlarla konuşuyorlar. Bu, bu, her yerde bu böyledir yani. Şampiyon olan takımlar içerisinde teknik direktörlerin A oyuncularla kurmuş olduğu bir diyalog vardır. Mesut Özil Fenerbahçe olduğunu de kendini zaten ipotek altına almış ve ifade kullanmış. Ben çocukluğumda Fenerbahçe'yi tercih ettim demiş. Beni kimse Fenerbahçe'li yapmadı demiş. Ali Bey Fenerbahçe'li yapmışlar. Fenerbahçe demiş öyle değil mi? Ali Bey Fenerbahçe'li yapmış bildiğim kadarıyla. Birileri yani çalışırken kendi ekibinde babasının ekibindeki birileri Fenerbahçe'li yapmış. Yani çünkü babasının Beşiktaşlı olduğu bir yerde Ali Koç'un Fenerbahçe'li olması ilginç geliyor. Değil mi? Yapmış yani biri uğraşmış Fenerbahçe tercih ettim. Gönülden bağlı. Fenerbahçe başkanı oldu. Mesut Özil de demiş ki bir sürü arkadaş çevrem var. Almanya'da Beşiktaş tutan var, Galatasaray tutan var, Trabzon'u var ama ben Fenerbahçe'li oldum demiş. Onun bir bakış açısı o. Gönülden bağlı olmuş gelmişsin. Böyle bir deklarasyondan sonra bu ayrılığı yaşıyorsan bu bu perde gerisinde bu ayrılık bak, bu ayrılığın e, altı dolmamıştır. Altını başkan kusura bakmasın Ali Koç doldurmamıştır. Yani şimdi Sevgili Gürcan kulakları siz bir yok. formaya söylemiş ya. Dünya neler formayı yere atanlar oynadı ya. Formayı atanlar yere oynadılar ya. Amerika e, kendisi oynamaması lazım Fenerbahçe'de o zaman ya. Formayı çıkardı oyun içinde. Allah aşkına yani bundan daha büyük bir hata yapmıştır ve Amerika e, Fenerbahçe'li değil. Fenerbahçe transfer olmuş bu oyuncu ama Mesut Fenerbahçe'li olduğunu attığı imza töreninden çubukluya aşık olduğum için burada çubukta oynamak için can atarak buraya geldim demiş. Mesut'un ifadeleriyle bu. Bu ayrılığın perde gerisini e, açıklaması lazım Ali Koç'un. Açıklamadığı sürede Başakşehir'e transfer olduğu andan itibaren Başakşehir'de ortaya koyacağı futbol Fenerbahçe başarılı olduğu andan itibaren Ali Koç'a çok büyük zarar verir.